arkadaşlar. Bu derste konumuz monohibrit çapraz zaman olacak. Öncelikli olarak monohibrit çapraz zaman nedir? Kısaca tanımıyla başlayalım. Tek karakter bakımından melez olan iki bireyin çaprazlanmasına monohibrit çaprazlama denir. Evet, örnek sorularımıza da devam edelim arkadaşlar. Heterozigot sarı tohumlu iki bezeli çaprazlanıyor. Bu çaprazlama sonucu yeşil bezeli oluşma olasılığı nedir? Sarı renkgeni yeşil renkgenine baskılmış arkadaşlar. Hemen yan tarafa sarı yeşil diye yazıyorum. Sarı yeşile baskın olduğu için sarıyı büyük A ile göstereceğim. Yeşil de çekirdek olduğu için küçük A ile gösteriyorum. Evet, çaprazlanan bireylerimiz sarı tohumlu ve sarı tohumluydu. Her ikisi de heterozigotmuş. Dolayısıyla büyük A, küçük A, büyük A, küçük A şeklinde genotiplerini yazıyorum. Şimdi gametleri oluşturalım arkadaşlar. Büyük A gameti ve küçük A gameti oluşacaktır burada. Ve yine burada da büyük A ve küçük A gameti oluşacaktır. Evet, döllendirelim. Çaprazlamamızı yapalım. Büyük A, büyük A ve yine büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A şeklinde olacaktır. Oluşan bu sonuçta arkadaşlar, büyük A, büyük A, sarı, yine büyük A, küçük A baskın genin etkisi görüleceği için sarı olacaktır. Yine büyük A, küçük A, sarı diyorum. Küçük A, küçük A ise çekinik fenotipte olacaktır. Yani yeşil olacaktır arkadaşlar. Bize yeşil olma olasılığı sorulmuştu. Sonuçlara baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane sonucumuz var. Bir tanesi yeşil. Dolayısıyla sonucumuz 1/4 oranında yeşil diye ifade edebiliriz. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Siyah kıllı iki fare çaprazlanıyor. Bu çaprazlama sonucu beyaz kıllı yavru oluşuyor. İkinci yavrunun siyah kıllı olma olasılığı nedir diyor bize. Evet, çaprazlanan bireylerimiz siyah kıllıymış. Hem dişi hem de erkek faremiz arkadaşlar siyah kıllı. Oluşan ilk yavru ise beyaz kıllıymış. Soruda dikkat ederseniz siyah renkgeni mi baskın, beyaz renkgeni mi baskın, bu bize verilmemiş. Biz bunu çaprazlamada oluşan ilk yavrudan dolayı bulacağız, bulmaya çalışacağız. Beyaz kıllı olma baskın bir özellik olsaydı bu durumda siyah kıllı olma çekinik olacaktı ve çekinik genlerde fenotipite etkisini homozigotken göstereceğinden siyah kıllı farelerimizin genotipleri küçük A küçük A şeklinde olacaktı. Küçük A küçük A genotipli iki fare çaprazlandığında baskın bir özelliğin ortaya çıkma şansı yok. Buradan çıkan sonuç demek ki beyaz kıllı olma çekinik bir özellik. Bu sebeple ben beyaz kıllı fareye küçük A küçük A diyorum arkadaşlar. Siyah kıllı olma zaman baskın olduğuna göre beyaz kıllı fareye çekinik genlerin bir tanesi dişi fareden, bir diğeri ise erkek fareden gelecektir. Bu durumda bizim dişi ve erkeğimiz büyük A küçük A olacaktır. Evet, şimdi dişi ve erkeği bulduğumuza göre hemen çaprazlamamızı yapabiliriz. Gametlerimi yazıyorum. Büyük A gameti ve yine küçük A gameti. Büyük A gameti ve küçük A gameti şeklinde. Evet, çaprazlayalım. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A ve yine küçük A, küçük A olacaktır. Evet, bizden siyah kıllı olma sorulmuştu. Büyük A, büyük A, siyah. Yine büyük A, küçük A, siyah olacaktır. Baskın genin etkisi görüleceğinden. Yine siyah diyorum. Küçük A, küçük A ise çekinik özelliğimiz olduğundan beyaz diye ifade ediyorum. Siyah kıllı olmaysa yine olasılıklarımıza bakalım. 1, 2, 3, 4 olasılığımız var. Bunlardan 3'ü siyah. Ve sonucumuz arkadaşlar 3/4 şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani 3/4 oranında siyah, 1/4 oranında ise beyaz kıllı yine yavru oluşacaktır. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B çaprazlamasında kaç çeşit genotip, kaç çeşit fenotip oluşur? Genotip oranı ve fenotip oranı nedir diye bize sorulmuş. Hemen çaprazlamamızı yapalım. Büyük B, küçük B çarpı büyük B, küçük B diyorum. Gametlerimi yazıyorum. Büyük B ve küçük B gametleri. Yine büyük B ve küçük B diye yazıyorum. Çaprazlamamızı yapalım. Her zamanki gibi. Büyük B, büyük B. Büyük B, küçük B. Ve yine büyük B, küçük B.
Küçük B, küçük B. Evet, şimdi sorularımızı yanıtlayalım. A şıkkında bize kaç çeşit genotip oluşur diye sorulmuştu. Hemen onu bulalım arkadaşlar. Evet, genotip neydi? Genlerin görüntüsü demekti. Burada hangi genotiplerimiz var? Büyük B, büyük B yani homozigot baskın. Büyük B, küçük B yani heterozigot baskın. Ve yine küçük B, küçük B homozigot çekinik olmak üzere. Yani toplam 3 çeşit genotipimiz var. Gelelim bir diğer sorumuza. Yani B şıkkına kaç çeşit fenotip oluşur diyordu. Büyük B, büyük B, büyük B fenotipidir. Yine büyük B, küçük B'lerde büyük B fenotipi olacaktır. Baskın genin etkisi göreceğinden. Küçük B, küçük B ise küçük B fenotipinde olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar burada büyük B ve küçük B fenotipi olmak üzere iki çeşit fenotip görülür diye ifade edebiliriz. Gelelim C şıkkımıza. Genotip oranı ne olur? Büyük B, büyük B'den bir tane var. Büyük B, küçük B'den iki tane var. Ve yine küçük B, küçük B'den de bir tane var. Sonuç olarak genotip oranımız 1, 2, 1 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Unutmayın, genotip genlerin görüntüsü demektir. Ve gelelim son sorumuza, yani D şıkkına. Fenotip oranı nedir? Fenotip dış görünüş demektir. Dış görünüşlerimize bakalım isterseniz. Burada dış görünüş olarak 3 tane büyük B fenotipi, 1 tane de küçük B fenotipi oluştuğunu görebiliriz. 1, 2, 3 büyük B fenotipi, 1 tane küçük B fenotipi. Yani dolayısıyla fenotip oranımız 3 baskın fenotip, 1 de çekinik fenotip şeklinde, yani 3'e 1 şeklinde olacaktır diye söyleyebilirim. Evet, bu dersimizde arkadaşlar monohibrit çaprazlamayı gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.